17. Ders Formasyonlar Birbirleriyle ilişkili ögeler topluluğunun belli bir düzende bir araya gelerek oluşturduğu şekle, genel olarak formasyon adı verilmektedir. Formasyon, hayatın içinde herhangi bir spor takımının sahadaki dizilişinden, gösteri pilotlarının gökyüzündeki uçuş şekillerine kadar belli düzenleri ifade eder. Piyasalara ilişkin fiyat grafiklerinde de, Birbirlerine yakın zaman diliminde oluşan şekiller, daha önce tanımlanabilen bir şekil grubuna dahil edilebiliyorsa, formasyon oluştuğundan söz edilebilir. Grafiklerin tarihsel geçmişinde herhangi bir zaman içinde, belirli bir şekil, genel olarak belirli bir etki yaratıyorsa, gelecek dönemde aynı şartlar altında aynı etkiyi oluşturması muhtemeldir. Yani, tarih tekerrürdür genel değişine uygun olarak, daha önce belirlenmiş tanımlı bir şekle bürünen fiyat hareketlerinin, geçmişte bilinen hareketleri tekrarlaması beklenebilir. Bu varsayımdan hareketle fiyat hareketlerine ilişkin belli başlı bazı şekiller tanımlanmış ve bu şekiller oluştuğunda gelecek tahmini yapmanın mümkün olabileceği belirtilmiştir. Söz konusu tanımlanabilen bütün şekil grupları formasyonlar olarak isimlendirilir. Formasyon oluşumunu grafik üzerinde görmek genellikle subjektif bir bakış açısı gerektirebilir. İlk bakışta hiçbir oluşum göremeyen gözler bir süre sonra aynı grafik üzerinde birçok formasyonun gerçekleşmekte olduğuna şahit olabilir. Bu bakış açısı zaman içerisinde tecrübeyle geliştirilebilen bir yetenektir ve kişiden kişiye değişebilir. Dilerseniz çeşitli grafikler üzerinde formasyon oluşumlarını inceleyerek genel olarak bilinen formasyonlara değinelim. İkili dip formasyonu grafiğin düşmesi esnasında belli bir fiyat seviyesini iki kez test etmesi ve geçememesiyle oluşan bir formasyondur. Örnek grafiğimizde oluşan destek çizgisi, fiyatı iki kez geri döndürmüş ve formasyon oluşumuna neden olmuş. Formasyonun boyun çizgisi diye tabir edilen hattı, yukarı doğru aşan parite için alım sinyali oluştuğu varsayılır. Boyun çizgisini aşmayan parite için ikili dip formasyonunun tamamlandığı söylenemez. Doğru pozisyon için boyun çizgisinin yukarı kırılması mutlaka teyit edilmelidir. İkili dip formasyonuna benzer bir şekilde simetriği olan ikili tepe formasyonudur. Bazı kaynaklarda ikili zirve olarak da söz edilmektedir. İkili dipte olduğu gibi fiyat yükseliş yönünde ilerlerken belirli bir direnç noktasını iki kez test eder ve geçemez. İki kez dönen fiyat için belirli bir boyun çizgisi çizilebiliyorsa ve fiyat bu çizgiyi aşağı doğru açtıysa formasyon oluşumunun tamamlandığından söz edilebilir. Bu durumda fiyatın aşağı doğru yoluna devam edeceği varsayılıp, satış işlemine geçilebilir. Üçgen formasyonları diye tabir edilen grup, fiyatın gittikçe belli bir alanda daralan hareketi esnasında oluşur. Üç farklı üçgen formasyonu bulunmaktadır. İlki, yükselen üçgen diye tabir edilen formasyondur. Grafiğimizde yükselen üçgen formasyonuna ait bir örneği görmektesiniz. Gördüğünüz gibi fiyat belli bir direnç seviyesini geçemiyor. Ancak zaman ilerledikçe her seferinde aşağı yönlü daha az hareket ediyor. Bu nedenle yükselen üçgen içinde gittikçe sıkışıyor. Üçgen çıkışı diye tabir edilen noktada fiyatın yüksek bir hızla yukarı doğru kırılma ihtimali yüksektir. Bu nedenle fiyat anlamlı bir şekilde üçgen çıkışını yukarı doğru açtığında genel olarak alıma geçilmesi tavsiye edilen bir davranış olmaktadır. Bir diğer üçgen formasyonu ise alçalan üçgen formasyonudur. Benzer şekilde oluşan bir destek, üçgenin alt kenarını oluşturur. Hipotenüs boyunca gittikçe azalan eğimde hareket eden fiyat, üçgen çıkışında aşağı yönlü hareket etme eğilimi taşır. Üçgen çıkışında fiyatın anlamlı miktarda aşağı yönlü hareketi, formasyonun tamamlandığının belirtisidir ve satışa geçilmesi gerektiği hakkında fikir verir. Bahsetmek istediğimiz son üçgen formasyonu ise simetrik üçgendir. Grafikte örneğini gördüğünüz gibi üçgen için belli bir yön tanımı yapmak genelde imkansızdır. Fiyat her iki yönden sıkışmaktadır. Bu formasyon kararsız bir piyasayı ifade eder. Simetrik üçgen çıkışlarında fiyat hızla bir yöne hareket eder ancak gideceği yönü önceden kestirmek zordur bilinmesi gereken üçgen çıkışında fiyatın ne yöne giderse gitsin hızlı ve bir süre devam edecek hareket sergileyecek olmasıdır. Bu durumda yönü belli olan grafikte işleme girmek pozisyonumuzun başarı şansını arttırabilir. Simetrik üçgen formasyonunun tamamlandığından söz edebilmek için üçgen görünümünün tamamlanmış ve çıkışında fiyatın bir yöne doğru ivmelenmiş olması gerekir. Daha sonra ilerleme yönüyle aynı yönde pozisyon açılması tavsiye edilir. Omuz baş omuz formasyonu adından da anlaşılacağı üzere ortada bir baş yükseltisi ve iki yanında daha alt seviyede oluşmuş iki adet omuz tepeciği şeklinde görüntülenir. Grafiğin üst bölümünde görülen bu formasyona ilişkin iki farklı örneği grafik üzerinde inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi önce sol omuz, sonra daha yüksekte bir baş ve ardından önceki omuz hizasına yakın sağ omuz oluşumuyla formasyonun genel görünümü tamamlanır. Ancak formasyonun tamamlandığına ilişkin bilgi için, fiyatın alt kısmında çizilebilen bir boyun çizgisini aşağı yönde geçmesi gerekir. Omuz-baş omuz formasyonunda, boyun çizgisini aşağı yönlü yeter miktarda geçen bir fiyat için, satış sinyali oluştuğu varsayılır. Ters omuz-baş omuz, -omuz formasyonu ise, Az önce açıkladığımız omuz baş omuz formasyonunun tamamen simetriği olarak grafik altında oluşan bir formasyondur. Ters duran omuz baş omuz için çizilebilen boyun çizgisi yukarı doğru açıldığında formasyon tamamlanmış sayılır ve alım için sinyal oluştuğu düşünülür. Daha önce ikili dip örneğini incelediğimiz bu grafikte de bir ters omuz baş omuz formasyonundan söz etmek mümkün olabilir. Dikdörtgen formasyonu ise belli bir yönde ilerleyen paritenin bir süre yatay bant içerisinde hareket etmesiyle oluşan formasyondur. Olağan ilerleyişi esnasında karşı tarafın tepkisiyle karşılaşan hareket, bir süre için üstte bir direnç ve altta bir destek hattı dahilinde gidip gelir. Bu alan dikdörtgen formasyonunun gövdesini oluşturur. Dikdörtgen çıkışlarında Fiyatın formasyon oluşmaya başlamadan önceki yönüne sadık kalarak ilerleyeceği varsayılır. Dolayısıyla, dikdörtgeni genel ilerleme yönünde kesen fiyat için pozisyon sinyali oluştuğu varsayılır. Dikdörtgene benzeyen bir başka oluşumsa bayrak formasyonudur. Bayraklar belli bir yönde ilerleyen grafiğe ters yönde oluşan kısa dinlenme alanlarıdır. Grafiğimizde peş peşe oluşmuş bayrakları görmektesiniz. Bayrak çıkışlarında grafik eski yönüne sadık kalarak ilerlemeye devam eder. Bu nedenle bayrak çıkışlarında genel yön muhafaza edilerek pozisyon açılması öngörülür. Örneğini göreceğimiz son formasyonsa takos formasyonudur. Genel olarak üçgene benzeyen bir oluşum sergilese de üçgenden çok daha uzun sürede oluşur ve üçgen gibi kapanan keskin bir çıkışı olmaz. Fiyat belli bir eğime sahip olarak her iki yönden gittikçe sıkışır ancak hareketi tamamen daralmadan sıçrama yapar. Takoz formasyonunda genel olarak fiyatın takoz eğimiyle aynı yönde kırılması beklenir. Yani yükselen bir takoz çıkışının yukarı, alçalan bir takoz çıkışının aşağı yönlü kırılması beklenir. Formasyonlar tarihteki örnekleri baz alınarak oluşturulmuş şekillerdir ve genel olarak benzer karakterler göstermesi beklenebilir. Ancak her formasyon, çıkışında beklenen yönün oluşacağını asla garanti etmez. Sadece yüksek ihtimal tanımlamasını yapar. Diğer yandan, bir şekli formasyona benzetmek için tüm köşe ve dönüşlerinin birebir uymasını beklemek haksızlık olur. Bazen daha aşağıda bir omuz, bazen üçgeni biraz taşmış bir mum iğnesi formasyon oluşumuna engel teşkil etmez. Görüntüye benzer bir oluşum, formasyon için yeterli denebilir. Ancak diğer taraftan bu, her şekli formasyona benzetmeye çalışmak anlamına gelmemelidir. Böyle bir düşünce yatırımcıyı gereksiz meşgul ettiği gibi yanlış pozisyon almasına da neden olabilir. Her formasyon oluşumundan sonra fiyatın mutlaka beklenen yöne kırılmasını ve bir süre ilerlemesini bekleyin. Formasyonun oluştuğuna ilişkin en kesin kanıt bu olacaktır. Sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. GCM Forex'te şimdi siz de yatırıma başlayın. Kaliteyi ve farkı hissedin. GCMForex.com GCM Menkul Kıymetler AŞ, SPK tarafından denetlenen lisanslı bir kuruluştur.